Merhabalar hanımlar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün turuncu düz renk yazma üzerine görmüş olduğunuz 3 rengi kullanarak hem güzel hem gösterişli hem de çok zor olmayan bir modelim olacak. İplerimin markası Altın Başak, 2 tane ipliğimin numarası yok hanımlar, sanırım kaybolmuş. Yazmamın şöyle krem görünüyor ama yazmamın aynı tonundan çok uçuk bir renk, yani uçuk bir turuncu diyebilirim, bal rengi de diyebilirim, böyle bir renk. Yani numarası olsaydı daha iyi olurdu, daha iyi söyleyebilirdim tam rengini. Bu da yazmamın kendi rengi, kiremit rengi. Yeşil kullanacağım, şöyle bir yeşil, 865 numara. Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım birbirinden güzel videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni ineos61 yazarak Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz hanımlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet, zürafamızı yeşille geçtik hanımlar. Şimdi yeşille yine devam edeceğim. İpimi şöyle şu kısımdan başlatalım, biraz iç kısımdan. Öncelikle zürafama sabitliyorum. Şimdi 3 tane zürafa yapacağım. Evet, 3 tane zürafamı yaptım. Görüntümü hemen netleştiriyorum. Birinci zürafama geri dönüyorum. İpimi ara kısımdan gezdiriyorum. Şu şekilde bakın. Ne çok bol bırakıyorum ne de çok sıkıyorum. Tam üzerinde yatık şekilde duracak hanımlar. Bu şekilde düğümümü attım. Şimdi üzerine 2 tane zürafa yapıyorum. Biraz da yavaş yapmaya çalışıyorum. Yeni öğrenenler rahatlıkla bu modeli yapabilsinler diye. Zor bir model. Hani çok kolay değil. Yani yeni öğrenenler için diyorum. Ama inşallah videolarımı izleyerek en zor modelleri de yapabilirsiniz. Bakın tekrar geri döndüm. Aynı işlemi yaptım ve bir tane zürafa yaptım. Şimdi tek kalan zürafanın üzerine geriye dönüyorum. Ortaya düğümümü attım. Ve yan zürafama iniyorum. Bu şekilde tam hizalı olacak şekilde düğümümü attım. Tekrar şimdi aynı işlemi yapacağım. Modelimin ara kısmını oluşturuyorum şu an. Böyle piramit şekli, dağ şekli yapıyorum. Üç zürafamı yaptım. Geriye döndüm. Şimdi İki zürafamı yapıyorum üzerine. Tekrar geriye döndüm. Evet, tek zürafamı yaptım. Ve geriye döndüm. Üzerinden hemen alt kısma iniyorum. Şimdi ben model gösterdiğim için sadece 3 tane yapacağım bu dağ modelini. Hemen yanına bir tane daha yapalım. Sonra çiçeğimizin yerini oluşturacağız. Yine 3 tane zürafa yapıyorum. Geriye döndüm. Üzerine 2 zürafamı yapıyorum.
Tekrar geriye dönüyorum. Şimdi tek zürafamı yapacağım. Ve yine oradan tek zürafamın içerisinden yukarıya çıktım. Buradaki işlemimi de tamamlamış oldum. Evet, şimdi 6 tane boş olarak zürafa ilerleteceğim. Çiçeğimin yeri için biraz geniş boşluk bırakmam gerekiyor. Dört, beş ve altıncı zürafamızı yaptık. Şimdi bir tane zürafa atlayarak karşıdaki zürafaya geçiyorum. Şöyle dolayalım, evet. Ve böyle bir köprü, yani yuva oluşturduk. Şu uzunluk bizim için yeterli olacaktır. Tekrar buradan geriye dönüyorum. Bu şekilde geri döndüm. Şimdi buranın içerisine 10 tane pırpır yapacağız. Pırpırımın boyutu da şu yeterlidir. Çünkü üzerine işlem uygulayacağım için çok büyük durmasını istemiyorum. Tabii siz daha büyük modellerden hoşlanıyorsanız eğer, böyle daha gösterişli. Yani yeterince gösterişli oluyor bu şekilde, ama uzunluğu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Daha güzel duracaktır. Üçüncü pırpırımı tamamladım. Dördüncü pırpırımı yaptım. Bakın, pırpırlarımda dönme olmuyor hanımlar. Bunun da püf noktasını, belki yine ilk defa izleyenler vardır videolarımı. İpinizi çekerek inceltin. Şöyle çekerek inceltin. Ve çift kat dolarsanız eğer, bu şekilde dönme yapmaz pırpırlarınız. Ve kalıp gibi duracaktır eğer çift düğüm atarsanız ve ipinizi inceltirseniz. Bunu da söylemiş olalım. 4 tane daha pırpırım kaldı. Düğümünüzü atarken de düğümün dibinden tutarak atın, sıkın daha doğrusu. O zaman da dönme olmaz ve kalıp gibi durur ve çözülmez de. Evet, şimdi 3 tane daha pırpırımızı yapalım. Bana Instagram'dan bu şekilde mesajlar geliyor. Benim hani sökülüyor ya da yamuk duruyor, sıkılmıyor gibi. Düğümün dibinden tutun dediğim gibi. O şekilde daha güzel sonuç elde edebilirsiniz hanımlar. Bir sayalım. Bir tane daha yapacağım sanırım. 2, 4, 6, 8, 9. Evet, son pırpırımı yapayım. Şimdi zürafamı iniyorum. Diğer kısımdaki gibi 6 tane şu aşağıya inmiş olduğum zürafamı da sayıyorum. Ve 6 tane zürafa ilerleteceğim. Bu 6 tane zürafa haricinde şimdi dam modeli yapacağım için 3 tane daha ekliyorum. Yine ara kısmını da oluşturacağız çünkü. Evet, 3 tane daha yaptım ve buradan tekrar geriye dönüyorum. Evet. Evet, 3 tane zürafamdan geriye döndüm. Ve şimdi üzerine 2 zürafa yapıyorum yeniden. Şimdi ben bu kısmı dediğim gibi bu dağları 3 tane yaptım.
Ama bu modelde siz de arasını daha fazla yapabilirsiniz ki yapmalısınız da. Çok yakın olmaması gerekiyor. Çünkü gösterişli bir çiçek oluyor. Şimdi ben örnek gösterdiğim için kısa tuttuğum mesafesini siz 6, 7, 8 tane bu şekilde açık yapabilirsiniz arasını hanımlar. Şimdi 2 tane daha devam ettireyim. Daha sonra da çiçeğimin yapım aşaması için tekrar geleceğim. Evet hanımlar, çiçeğimin iki kısmına da 3'er tane daha modeli yaptım. Şimdi hemen çiçeğimizi oluşturmaya başlayalım. Öncelikle açık rengimi, açık turuncu yani bal rengi diyeceğim. Bu rengi kullanacağım. Çok fazla videoda belli olmuyor ama modeli yaptığımda umarım daha net gözükecektir. Hemen şöyle görüntümüz net olsun. Birinci pırpıra ipimi sabitliyorum. Hemen yan taraftaki pırpıra geçiyorum. Şöyle minik bir zürafa oluşturuyorum. Şöyle parmağımı tutayım daha net görün. Buradan tekrar geriye dönüyorum. Hafif sola doğru sabitledim. Şimdi buraya 4 tane pırpır yapacağız. Yine pırpırlarımın boyutu çok büyük olmayacak. Şu yeterlidir. Şöyle gösterelim. Evet, ikinci pırpırım. Dördüncü pırpırımı tamamladım. Buradan son yaptığım pırpırın içerisine iğnemi batırıyorum ve yukarıya, yani bu pırpırın içerisine düğümümü atıyorum. Şimdi buradan geri gelerek zürafa yapacağız. Şöyle birinci zürafam, 3 tane zürafam olacak. İkinci zürafam. Ve üçüncü zürafam. Son yaptığım zürafanın içerisine tekrar batıyorum. Hiç boşluk bırakmadan direkt düğümümü attım. Şimdi iki tane zürafa yapacağım. Aynı şekilde buradan geriye dönüyorum. Yine hiç boşluk bırakmadan direkt düğümümü attım. Ve tek zürafamı yapıyorum. Son olarak da geriye dönerek hemen ucuna düğümümü atarak buradaki işlemimi tamamladım. Yanına tekrar aynı işlemi yapalım. Şöyle pırpırıma sabitliyorum ipimi. Bir tane zürafa oluşturuyorum. Ve zürafamdan tekrar geriye dönüyorum. Şimdi buraya 4 tane yine pırpırım olacak. Aynı boyutta. Ve dördüncü pırpırımı yine tamamladım. Hemen dördüncü pırpırımdan geriye dönüyorum. İpi başa alacaktım. Diğer modelimle karıştırdım. Ve buradan geriye geliyorum yine zürafa yaparak. İp yürütmeden yapıyoruz bu bademi diyeyim. Şuradan yanlış yaptık. Tekrar geri gelelim. Düğüm atmadan. Devam edelim. Üçüncü
dördüncü yine zürafamızı yapıyoruz. Ve buradan hemen geri dönüyoruz. Artırma işlemi yapmadan direkt eksilterek 3-2-1 diye bitiriyoruz hanımlar. Bakın buradaki işlemi de tamamladım. Toplam bu işlemden 5 tane olacak. Yani şurada 6 tane daha pırpırım kaldı. 2-2-2 o şekilde aynı işlemi yapacağım. En son bir işlemim daha kalacak. Bunları tamamladıktan sonra tekrar geleceğim ve o işlemi tekrar birlikte yapacağız hanımlar. Evet hanımlar, 5 tane bademimi tamamladım. Bakın bu şekilde. Şimdi yazmamın kendi rengini, yani kiremit rengini kullanacağız. Hemen şuradaki zürafamın içerisine, daha doğrusu pırpırımın içerisine ipimi sabitliyorum. Hemen şimdi göstereceğim tam olarak nereye sabitlediğimi. Bakın şu kısma. Şimdi kontur geçeceğiz. Bu bademlerimizin kenarını kontur geçeceğiz zürafa işlemiyle. Hepsinin kenarlarına şöyle düğümlerimi atıyorum. Bakın şöyle tamamladım. Buraya geldiğimde, uç kısma geldiğimde tekrar aynı yere batıyorum. Tam döndüğüm için bu kısmı daha iyi, yani daha da güzel durması için uç kısımlara iki kez batarak burayı dönüyoruz bu şekilde ve devam ediyorum. Bakın. Tekrar zürafama geliyorum. Daha doğrusu en alttaki pırpırıma geliyorum. Ve buradan yine karşı pırpıra geçiyorum. Ve hiç boşluk bırakmadan direkt düğümümü attım. Aynı şekilde buranın üzerine de aynı işlemi uygulayacağım. Şöyle biraz daha görüntümüzü netleştirelim. Yine uç kısma geldim, aynı yere batıyorum ve dönme, yani köşeyi döndüğüm kısmı tamamlıyorum bu şekilde. Yine alttaki pırpırıma geçiş yaptım ve diğer tarafın pırpırına hiç boşluk bırakmadan aynı şekilde geçiş yapıyorum. Şimdi diğer kısımları da ben aynı şekilde kontur geçeceğim hanımlar. Bir ütü basacağım modelime ve en son bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar, modelimi bu şekilde tamamladım. Videomuzun da sonuna geldik. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur ve modelimi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.